Herkese merhaba, ismim Samet Ceylan. Arduino derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde daha önce yazılımını anlattığım ve daha önce tabii 4 ders anlattığım görme engelliler için yönlendirici robot projesinin 5. kısmını anlatacağım. Bu kısım en son yani ne yapmıştık? Void loop aşamasında bayağı bir ilerlemiştik. Bu aşamada yine void loop aşamasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu aşamada yani bundan önceki aşamada şunu yapmıştık. Motor pinimizi tanıttıktan sonra ön sensörümüzü nasıl çalışacağını belirlemiştik ve ön sensöre göre bir koşul atamıştık. Sonra sağ sensöre başlamıştık. Sağ sensörümüzün nasıl çalışacağını belirtip yine sağ sensöre göre bir koşul atamıştık. Hemen şununla bir başlayalım. Yani sağ sensör için sağ sensöre yakınlığı olan eğer 5 santimetreden küçük bir daha az bir yakınlığı olan bir cisim varsa motorlarımızın çalışma şeklini bu şekilde belirlemiştik. Şimdi else komutuyla tam tersi olursa yani bu mesafe şartının tam zıttı olursa ne olmasını isteriz? Hemen onu belirleyeceğiz. Else dedik. Ve bir süslü parantez açıyoruz. Yani analog write komutuyla az önce sağladığımız şartın tam tersi bir durum olursa motor sağ pinimizin eskisi gibi çalışmasını istiyoruz. O yüzden 100 yazdık buraya. Yani diyelim ki sağdan bir yani sağ sensör bir cisim algıladı 10 santimetreden daha yakın bir mesafede. Sonra motorlarımızdan sol motor durdu ve diğerleri çalışmaya başladı. Ardından sağdaki cisim gözden kayboldu. Yani sensörden uzaklaştı. Sensör artık orada bir cisim algılamıyor. O zaman tamamen yani az önce kapattığımız motor sağ motorumuz tekrar çalışmaya başlayacaktır. Bu şekilde atamamızı yaptıktan sonra delay komutunu ekliyoruz. Az önce bundan önceki tanıtım işlemimizde yaptığımız gibi hemen delay komutuyla da bu aşamayı atlayalım. Delay de yaptık. Şimdi sol motor için bunların ayarlarını yapacağız. Hemen tanıtımlarımızı yapalım. İlk olarak süre ve mesafe değişkenlerimizle başlıyoruz. Noktalı virgülü unutmayalım. Ardından digital write komutuyla sol trigger pinimizin bir beklemeye alıyoruz. Yani sol trigger pinimizden çıkacak olan sinyalimiz ilk olarak bir duracak. Ardından 2 mikrosaniyelik bir bekleme süresi tanımlamıştık bundan önce. Şurada hatırlayacağınız gibi aynı yazılımı burada da yazıyoruz. Küçük harflerle delay, baş harfi büyük, microsecond 2 yazıp parantezi kapatıp enter dedikten sonra ya 2 saniyelik, 2 mikrosaniyelik bir bekleme süresi yapıyoruz. Biz bunu neden yaptık? Bunu daha önce söylemiştik. Sinyalin gidip gelme hızına göre bir tanıtım yapacağımız için bu şekilde bir 2 saniyelik mikrosaniye, 2 mikrosaniyelik bir bekleme atadık. Şimdi 2 mikrosaniye sonra neler olacağını tanımlayacağız. Digital write dedik. Az önce beklemeye aldığımız trigger pinimizi çalışmasını istedik. Yani bir sinyal göndermesini istedik. Ve bunu 10 mikrosaniyelik bir bekleme süresi de ekliyoruz. 10 dedik buraya. Şimdi tekrardan digital write komutuyla sol
Sol trigger pinimizi yavaşlatacağız. Yani sinyali azalmasını isteyeceğiz, alçalmasını isteyeceğiz. Sonra yapacağımız iş şu olacak. Sinyalin sorgulanmasını istiyoruz. Bu yüzden daha önce de yazmıştık bunların aynılarını. Süre dedik. Süre alt tire sol dedik. Eşittir dedikten sonra pulse in komutunu kullanıyoruz. Aslında renkli olması gerekiyordu. Yanlış yazdım galiba bir şeyi. Pulse in komutunu kullanacağız ve evet N harfi küçük olmalı. Evet, pulse in komutunu kullanıyoruz burada. Sonra bir parantez açıp sol echo pin high olmasını istedik. Noktalı virgülle de kapattık. Şimdi bir mesafe hesabı yapacağız. Yani sol sensörün süresini belirledik buraya kadar. Şimdi sadece bir mesafe belirlemesi yapacağız. Yani süre hesabından bir mesafe birimine gideceğiz. Bunun için de küçük harflerle mesafe alt tire sol eşittir dedik. Boşluk bırakıp parantez açtık. Süre sol bölü 58,2 deyip parantezi kapattık. Noktalı virgülle de tanımlamamızı bitirdik. Bundan sonraki işlem if komutu olacak. Bunları yaptık zaten. Açıyoruz bir parantez. Mesafe sol küçüktür 10 ise parantezi kapatıp noktalı virgülle bitiriyoruz. Aslında evet if'ten sonraki komutta noktalı virgül yok. El alışkanlığı maalesef olabiliyor böyle şeyler. Hemen bir süslü parantez açıp işlemleri devam edeceğiz. Analog write komutunu kullanacağız burada. Peki burada ne olmasını istiyoruz? Az önce sağ pinimiz durmuştu. Yani sağ pinimizden bir cisim algılanmıştı ve sol motorumuz durmuştu. Şimdi de eğer ki soldan bir cisim algılanırsa, buradaki yazdığımız if şartı bunu gösteriyor bize. Eğer soldan bir cisim algılanırsa sağ motorumuz duracaktır. Bu yüzden biz sağ motorumuzun durmasını istiyoruz ve diğer motorlarımızın da çalışmaya devam etmesini istiyoruz. O şekilde yazalım hemen. Hemen parantez açtık. Motor sağ pin virgül sıfır dedik. Kapatıp noktalı virgül dedik. Analog write aç parantez motor sol pin virgül deyip motor sol pinimiz yüzde çalışmasını istiyorduk. Analog write motor ön pin ön motorumuzda daha hızlı çalışmasını istiyorduk dedik. Şimdi bildiğiniz gibi bir else yapısı da oluşturacağız burada. Motorlarımız bu şekilde çalışacaktır. Ve else yapısıyla bu şartın tam zıttı sağlandığı zaman neler olacak onları hemen bir öğrenelim. Hemen parantezin altına indik ve else komutunu ekleyip bir parantez açacağız. Süslü parantez açacağız. Analog write dedik. Motor sol pinin eskisi gibi çalışmasını istiyoruz. Eğer ki bu şartın tam tersine dönerse, yani buradaki şartımız neydi? Soldan bir mesafe algılanırsa, yani soldan bir cisim algılanırsa motorlar bu şekilde çalışsındı. Eğer ki bu şart tam tersine dönerse motorumuz eskisi düzeninde yine çalışmaya devam etsin isteğimizi belirttik. Bu partta, yani bu aşamada kodlarımızı da bitirelim istiyorum. Çünkü bundan sonra da çok bir şey kalmadı. Hemen delay, tabi parantezin altına inmemiz gerekiyor. Hemen delay komutunu da ekliyorum. Delay'imiz 100'dü. Bundan sonra aslında pin tanıtım işlemlerimizi, yani sensörlerimizin
Çalışma mekanizmasını tanımlama işlemlerimiz bitti. Şimdi eğer ki butona basılmamışsa, yani ilk yazdığımız if komutunu hatırlarsınız. Eğer burada bir if buton high vardı. Yani butona basılırsa evet bunlar olsundu. Şimdi bütün tanımlamamız bitti. İlk yazdığımız if komutunun else'ini yazacağız. Yani butona basılmamışsa neler olmalı? Bunları ayarlamamız için else dedik. Bu else dediğim gibi buton adı altında yazdığımız if'in else'idir. Analog. Ne olsun isteriz tabii. Ondan da bahsedeyim. Eğer ki butona basılmamışsa motorlarımız çalışmasın isteriz. Ki mantıklı olan da odur zaten. Analog. Write. Bütün motorlarımızın durmasını isteyeceğiz. Motor. Ön. Pin. Sıfır. Noktalı virgül. Şurayı yanlış yazdım. Analog. Right dedik. Motor. Sağ pin. Sıfır dedik. Analog. Right. Motor. Sol pin. Yine sıfır olarak ayarlıyoruz. Ve devremizi, yani buraya da aslında bir delay eklememiz mantıklı olacaktır. Aslında çok da önemli değil yani bu aşamadaki bir delay. Ama yine de ekleyelim. Delay komutumuzu da 500 olarak ayarlıyoruz. Ve son parantezimizi de kapatalım. Süslü parantezle bütün kodlamaları da kapatıyoruz, bitiriyoruz ve dersimiz bu aşamada bitmiş oluyor. Yaptığımız bu yazılımla Arduino kartımızı hazırlayabilirsiniz ve dediğim gibi kendi devrenizi, kendi projenizi benim derslerimi takip ederek oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bir yazılım yaptık. Yazılımda bir hata olmadığını düşünüyorum. Siz yine de deneyerek eğer ki bir hata oluşursa bana iletebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bütün aşamalarımız bitti, bütün yazılımımız bitti, kodlarımız bu kadar da oldukça uzun bir yazılım aşaması oldu. Ama anlaşıldığını düşünüyorum. Zor bir şey yok. Dikkatle izleyerek, dikkatle takip ederek kendiniz de yapabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.